Peki Ersun Yanal'la olan ilişkinizi de biliyoruz, çok sevdiğinizi de biliyoruz. Ayrıldığı zaman bir kontakta bulundunuz mu ve üzüldünüz mü? Tabii ki çok üzüldüm. Kontakta da bulundum, konuştum da. Ayrılmadan önce de konuşuyorduk. Yani belki şartlar onun ayrılmasını gerektirdi ama Ersun Hoca çalıştığı her dakika boyunca Fenerbahçe için her şeyini verdi. Yani bunu yakından bilenlerden biriyim. Sabahtan akşama kadar takımı düşündü, kulübü düşündü. Nasıl başarılı olacağını düşündü. Bence başarısız mıydı diyorsanız, bence başarısız değildi. Yani o olayın kopuş şekli biliyorsunuz. Kendisi zaten ayrılmak istedi. Yani bana soruyorsanız, duygusal bir insan, gerçekten duygusal bir insan. Fenerbahçe'yi de çok seviyordu. O dönemde zarar vermeme adına, hani üst üste mağlubiyetler olunca da ayrıldı. Ama Fenerbahçe'nin mesela 5 maçını sayarım şu anda bu sezon oynadı. Başakşehir maçı diyebilirim, Trabzonspor'un ilk yarısı diyebilirim. İkinci yarı, ikinci oynadığı Trabzonspor maçı, Beşiktaş maçı. Yani çok elle tutulur, çok güzel, ne bileyim Gaziantep maçı ilk haftaki. Yani olağanüstü top oynadığı maçlar oldu. Sadece bazı maçlarda ortalama top oynasaydı zaten takım da başka yerde olurdu. Bunu oynayabilecek bir kadrosu yoktu. Yani Fenerbahçe'nin 11'inden sonra 12-13'ü sayabiliyorsun. 14 evet, 15'e geldiği zaman zaten ciddi sorunlar başlıyordu. O dönemde de sakatlıklar kadroyu kısıtlayınca açıkçası bence çaresizlik oldu.